Bugün genele baktığımız zaman fiyatı düşmeyen herhangi bir yatırım aracı neredeyse söz konusu değil riskli varlıklar tarafında. Bunun elbette belli başlı sebepleri var. ABD Merkez Bankası başta olmak üzere çünkü bu akşam çok önemli bir karar beklentisi söz konusu. Karardan ziyade FOMC'nin konuşmaları ilerleyen dönemlerde neler yapacakları ile ilgili verecekleri triklerle alakalı piyasaların beklentisi ve kendilerine bağlı olarak piyasanın bir yön arayışı içerisine girmesi şu an itibariyle söz konusu. Arkadaşlar bunların tabii ki önü var, arkası var, değerlendirilmesi gereken konularda söz konusu. Videomuz içerisinde hem bu konuya hem de globalde gerçekleşen ve piyasalarımızı ilgilendiren birden fazla konuyu ele alacağız. Önemli bir video olacak çünkü gidişatı anlayabilmeniz açısından bu tarz videoları kaçırmamanız gerektiğini düşünmekteyim. Bununla birlikte bazen gün aşırı projelerle ilgili videolar da çekiyorum. Mesela bundan önce çekmiş olduğum video bana göre oldukça önemli bir videoydu. Bu tarz videoları da kaçırmamanız sizlerin faydasına olabilir diyorum kıymetli arkadaşlar. Şimdi bugünkü videoya hazırsanız başlayalım. <laughs> Federal Rezerv bugün Türkiye saatiyle akşam 9 sularında faiz kararını açıklayacak ve bu faiz kararı beklentiler 5.5 seviyesinde sabit bırakılması yönünde arkadaşlar. Bu şu an itibariyle çok da önemli değil. Aslında önemli olan mayıs ayından sonra gerçekleştirilecek toplantılarda Federal Rezerv'in nasıl bir faiz tutumuna girileceği yönünde. Çünkü Önümüzdeki süreçlerde enflasyonun düşmeyeceğini bilakis enflasyonun yukarıya doğru gitme eğilimi içerisinde bulunacağını tahmin ediyorlar verisel baz olarak. Çünkü düşmesi gereken bazı veriler düşmedi bilakis yukarıya doğru tırmanmaya devam etti. İşte bunlardan kaynaklı faizin birazcık daha stabil bir şekilde gidebileceğini düşünüyorlar veya bir faiz artışı gelebileceğini düşünüyorlar ki tam da bundan kaynaklı Piyasalarımız şu an itibariyle aşağı doğru yönünü çevirmiş vaziyette. Biliyorsunuz faiz artışı demek piyasalardan doların çekilip ABD Merkez Bankasına doğru yol alması anlamını taşıyor. Esasen arkadaşlar işte piyasalar bunu sevmiyor özellikle riskli piyasalar arkadaşlar. Şu an baktığınız zaman sadece kripto para piyasasında değil ABD endekslerinde ve bu endekslere bağlı olarak globaldeki birçok endekste düşüşler meydana geliyor. Özellikle teknoloji hisselerinde bu düşüşü en net bir şekilde bizler hissetmiş vaziyetteyiz. Önceki güne döndüğünüz zaman hatta arkadaşlar emtia pazarında da böyle düşüşler gördük. Altında düşüşler gördük. Mesela gümüş, platinyum vesaire. Bunlar bugün birazcık daha toplamış gibi gözükmekte fakat diğer endeksler ve kripto pazarında düşüş hala süre geliyor. Bunun da sebebi işte bu söylemiş olduğum faiz beklentileri. Idi. Esasen birkaç ay öncesine döndüğümüz zaman bu faiz kararlarıyla ilgili Fed'in Mayıs ayı itibariyle faiz indirmeye başlayacağını düşünüyorduk. Bu ay içerisinde böyle bir beklentimiz söz konusuydu. Fakat gelen veriler işte bunları tersine çevirmiş vaziyette. Ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Fed bir şey söylediyse genel olarak bunu yapıyor. 2024 yılı içerisinde faiz indirimi gelecek dedi Powell arkadaşlar ve bundan dolayı biz 2024 yılı içerisinde faiz indirimlerini bekliyoruz hala ve buna bağlı olarak da ilerleyen dönemlerde 2024 ve 2025'in ilk çeyreğinde özellikle kripto para piyasasında belli başlı beklentilerimiz söz konusu, ileriye doğru atacağımız adımlarla ilgili beklentiler söz konusu. Bunu videonun ilerleyen dakikalarında daha net bir şekilde anlayacaksınız. Tabi enflasyonla ilgili globaldeki beklentilere ve nereye doğru gittiğimize baktığımızda kafamızda bir şeyler oluşabilmesi açısından hem ABD tarafına hem de Avrupa tarafına yani Euro bölgesine bakmamız gerekiyor. Burada gelen enflasyona bakıldığında Tam da beklentiler dahilinde bir enflasyon geldiğini görmekteyiz. Tabi burada baz etkisiyle düşüşler vesaire konuşuluyor. Bunlar olabiliyor. Zaten bu baz etkisi geçtikten sonra enflasyonun tekrardan gitmesi yukarıya doğru gitmesi beklentisinden kaynaklı. Tüm bu faiz beklentileri şekilleniyor. Arkadaşlar, o yüzden Avrupa tarafına da bakmamız, Avrupa tarafında aslında beklentiler dahilinde gelmesinin olumlu bir sinyal olarak karşımıza duracağını söylememiz gerekiyor. Bunu da bir dipnot olarak bir kenarda tutmuş olalım. Tabi son dönemlerde düşüşü etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi de spot bitcoin ETF'lerindeki gelişmeler arkadaşlar. Nasıl bir gelişme var? İçeriye doğru para girişi sekteye uğramış vaziyette. Hatta burada Fidelity gibi bazı Spot Bitcoin ürünlerinde Fidelity'nin çıkışlar görmeye başladık. Diğerlerinde aynı şekilde Grayscale'de zaten uzun süredir bir çıkış seyrediyoruz. Şu grafiğe baktığınız zaman zaten sürekli bir, bir aydır neredeyse 20 gündür bir çıkış senaryosu ile karşı karşıyayız. Yaklaşık 800-900 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşmiş vaziyette Spot Bitcoin ETF ürünlerinde arkadaşlar. Ama ben burada şu şekilde biraz daha bakıyorum grafiğe. Grayscale ürününe baktığınız zaman o tepeden çıkışlar aslında azalmış vaziyette. Bu da birazcık olumlu olabilir. Yani grayscale'deki çıkışlar da azalmaya başlamış vaziyette. Yani bir ortalama tutturulmaya çalışılıyor. Bunun dışında BlackRock'ın ürününde yani Spot Bitcoin ürününde şu an bir çıkış görmediğimizi genel olarak söylememiz gerekir. Burada da tabi girişlere bakmamız lazım. Girişlerde de herhangi bir giriş göremediğimiz için yani bir alış senaryosu ile karşı karşıya değiliz. O yüzden o tarafta biraz kafa karışıklığı sanki yatırımcılarda söz konusu gibi duruyor. Tabii bunun en net sebebi dediğimiz gibi faiz indiriminin gelip gelmeyeceği ile ilgili işte bugün bundan kaynaklı FOMC'nin yani Powell'ın yapacağı açıklamalar 9.30'da çok önemli olacak. Piyasaları genel itibariyle şekillendirecek bir konuşma olacak. Yoksa bunun dışındaki savaş senaryoları vesaire şu an itibariyle piyasayı pek de fazla ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bana kalırsa uzun vadeli olarak orta uzun vadeli olarak bunu söylemiş olalım. Tabi bir de Hong Kong tarafında spot Bitcoin ve Ethereum ürünleri biliyorsunuz önceki gün piyasayı sürülmüş vaziyette. Burada da beklentiler maalesef karşılanamadı. Çünkü işte bu Federal Rezerv piyasalara çelme taktı arkadaşlar. Şöyle verilere baktığımız zaman Hong Kong spot Bitcoin ve Ethereum ürünlerinde Toplam bir günlük giriş ilk günde 6 milyon dolar seviyelerinde kaldı. Bunu ABD tarafındaki spot bitcoin ürünleriyle ilk günkü performanslarıyla mukayese ettiğiniz zaman 4 milyar dolar seviyelerinde bir giriş görmüştü. Biz o tarafta 6 milyon dolar bir tarafta 4 milyon dolar bir tarafta. İşte piyasanın şekillenmesi burada ön plana çıkıyor. Tabii yine spot bitcoin ürünlerine ve ethereum ürünlerine giriş bizim istediğimiz şeyler. Ama bu Çin tarafından birazcık daha böyle zaman aldırılacak gibi gözüküyor. Çünkü içinde hala yasaklar devam ediyor bildiğiniz üzere arkadaşlar. Ve bunun kademeli bir şekilde ilerleyen dönemlerde piyasaların gevşemesiyle birlikte... Hong Kong'daki spot Ethereum ve Bitcoin ETF'leri ürünlerine yansıyacağını pozitif anlamda düşünüyorum. Tabi bu zamana kadar halving halving dedik konuştuk ve halving gerçekleşti. E ne oldu diye söylemler içerisinde giren arkadaşlar da görmekteyiz. Bu bir süreç arkadaşlar. Yani özellikle halving gerçekleştikten sonraki bir yıl içerisinde background'a baktığımız zaman bitcoin yeni en yüksek zirvelere çıkıyor. Her zaman bu bu şekilde gerçekleşmiş vaziyette ve şu an henüz yolun başındayız. Halving sonrası yolun başındayız. Bu da ne demek? 2025'in ilk çeyreğine kadar geçmiş verilere bağlı olarak hala vaktimiz var ve bu tarihe kadar belki de 2025'in ortalarına kadar biz Bitcoin'de yeni zirveler göreceğiz. Bize geçmiş veriler bunları söylüyor. E Bitcoin'de böyle bir serüvene girdiğimiz zaman altcoin'lerde de aynı durum söz konusu olacak ki Altcoin'leri tetikleyecek de birçok unsurdan bahsetmiştik. Özellikle Spot Ethereum ürünü ABD tarafında aynı şekilde piyasaya sürülürse bu da altcoin'lerin fişeğini yakacak önemli unsurlardan bir tanesiydi. Bununla beraber belli başlı davalar vardı işte Ripple'ın davası gibi. Bunlarda gerçekleşecek herhangi bir olumlu durum yine altcoin'lerde yükselişin fitilini ateşleyebilecek önemli unsurlar olarak karşımıza çıkacak. Şimdi biraz da grafik analizleriyle devam edelim. Öncelikle yine kripto toplam piyasa değerinin haftalık grafiğiyle şöyle sizlere baş başa bırakacağım. Ne demiştik? Halving'den sonraki bir yıl içerisinde yeni en yüksek seviyelere doğru ilerliyoruz. Şu an buradayız arkadaşlar. Tabii yeni bir en yüksek görmüş idik biz. Burada piyasa değeri bazı olarak buna ulaşamadık ama Bitcoin'de böyle bir yüksek seviye gördük. Fakat piyasa bizi yukarıya doğru yine taşıyacak. Bizim fikrimiz bu şekilde ve piyasalardan beklentimiz bu şekilde zaman zaman düzeltmeler olacak ve bu düzeltmelerle ilgili zaten biz grafiklerimizi çizmiş idik. Burada sizin bizim neler yaptığımız ilerleyen aşamalara nasıl fidanlar diktiğimiz tohumlar diktiğimiz önemli olacak. Yoksa her zaman söylediğim gibi sürekli sistem halinde olursak herhangi bir aksiyon içerisine girmezsek burada piyasadan bir beklentimiz olmaması lazım ilerleyen dönemlerde. Yapılması gereken yani artık bu dillere pelesenk olmuş bir şey piyasa kan gölündeyken yapacağını yapman lazım. Yoksa piyasa yükselirken herkes yapıyor. Bunu bu şekilde burada netleştirmiş olalım. Şimdi kripto toplam piyasa değerinde bir düzeltme görüyoruz arkadaşlar. 2 trilyon dolar seviyeler önemli destek seviyesi. Tabi bunun altına sarkarsak tabi ufak tefek kırılımlar göreceğiz. Belki altcoinlerde 20-30 gibi düşüşler görebiliriz ama 1.8'de yine güzel bir desteğimiz olduğunu söylemem lazım. Buradan alacağımız tepkilerle tekrardan yukarıda bizim beklediğimiz hedef seviyeli olarak 8-10 trilyon dolar piyasa değerlemelerine doğru bu 2025 yılın içerisinde gidebileceğimizi düşünüyorum. Biliyorsunuz kripto paraların şöyle bir doğası var. Abuk subuk fiyatlar görürüz. Abuk subuk piyasa değerlemeleri görürüz. Çünkü taze bir sektör. Çünkü yatırıma aç bir sektör. Burada bir zincirleme etki oluşmaya başladıktan sonra sığ piyasayı yukarıya doğru götürmesi ve abuk subuk fiyatlamalara ulaşmak gerçekten basit oluyor balinalar adına ve böyle bir piyasa biz bu döngüde göremedik. Bitcoin kendi yeni en yüksekine çıktı ama biz o fiyatlamaları, kripto pazarındaki o hareketlenmeleri göremedik ve bunları hala bekliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi Bitcoin'de dip ve tepelerle ilgili şöyle bir grafik, önemli grafik analizi yapacağız. Bakın burada bazı diğer parametreleri de sizlere göstereceğim ve bazı Ethereum başta olmak üzere grafikleri de aktaracağım. Çok önemli. Can kulağıyla dinleyin arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de bakacağımız veriler. Öncelikle Fibonacci seviyelerine bakacağız. İki tane farklı Fibonacci seviyesi göstereceğim. Bununla birlikte 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarda hangi konumdayız? Bunları sizlere ifade edeceğim. Öncelikle 100 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü bugün itibariyle kırıldığını maalesef söylemek isterim. Bakın şu kırmızı çizgimiz 100 günlük hareketli ortalamamızı gösteren bölgeydi ve bu bölge 59.560.000 dolar seviyelerinde bulunuyordu. Ve bunun altına maalesef kırılım gerçekleşti. Bununla birlikte şuradaki dibi baz alarak bir yukarıya doğru tren çektiğimizi arkadaşlar Burada Fibonacci 0382 seviyesinin de altına kırıldığını ve Fibonacci 050 seviyesi olan 56.500 dolar seviyelerinde kendisine bir destek bulduğunu görmekteyiz Bitcoin'in. Ama biraz daha geri plana çekilip en dipten yükselişe gittiğimizde yani dip tepe Fibonacci'si çektiğimizde şu an itibariyle Aşağıda bulunan bakın 0.236'nın kırıldığını bugün ve 0.382'ye doğru bir ara boşluk olduğunu görmekteyiz. Burası da bizlere 52.000 dolar seviyelerini ortalama işaret ediyor. Ve bir önceki Fibonacci seviyesine döndüğümüzde bu 0.5 dedik ya. Bu 0.5'in kırılımı ile beraber esas düzeltme seviyesi olan Fibonacci 0.618 bölgesini işaret ediyor. Bu da 52.000 dolar seviyeleri 52.500 dolar seviyelerini bizlere gösteriyor arkadaşlar. Yani olası bir tekrar crash durumunda bizim muhtemel tutunacağımız bölge 52 bin dolar seviyeleri olabilir ve buralar güzel bir alım bölgesi olabilir. Çünkü bu seviyelere doğru yavaş yavaş hareketlenirsek 200 günlük hareketli ortalamada buralara hemen hemen muhtemelen denk gelecektir düşüncesi içerisindeyim. Bakın 200 günlük hareketli ortalama daha mesafemiz var. Bitcoin ile ilgili şu an böyle durumlar var. Tabi temel tekniği değiştirir veya birlikte hareket ederler. O yüzden bu akşam FOMC kararları veya Powell'ın yapacağı açıklamalar piyasayı şekillendirecek. Buna bağlı olarak belki sert hareketler görebiliriz. Belki de faiz indirimi olacak sürpriz bir kararla piyasaların aksine. O yüzden bunlara da hazırlıklı olmak lazım. E spotta nasıl hazırlıklı olacağız? Biz kademeli bir şekilde dolar maliyeti ortalamasıyla alımlarımızı gerçekleştiriyorsak biz zaten her halükarda hazırız demektir. Şimdi dönelim Ethereum tarafına. Ethereum'da şöyle bir kanal yükselişimiz söz konusuydu ve buna bağlı olarak 100 günlük hareketli ortalamamız vardı ve bunun kırıldığını biz birkaç gün önce gördük. Ve şu an itibariyle bir Fibo çalışması yaptığımız zaman arkadaşlar yukarıda bulunan 0382 desteğinin bugün kırıldığını görüyoruz. Ve şu an 050 seviyesi olan Fibo'da bölgeye tam anlamıyla denk geldik ve bu bölgeyi daha iyi anlayabilmeniz için kanalın tepe bölgesi olduğunu şöyle işaretlemem gerekiyor. Yani şu bölge kanalın tepe bölgesi. Yani önemli bir destek seviyesine geldik. Bu destek seviyesi kırılırsa bu kanalın içerisine tekrardan girmiş olacağız ve farklı senaryolar bu sefer karşımızda olacak. Öncelikle buranın kırılımı fiyatı net olarak 2500 dolar seviyene kadar indirme potansiyeline sahip. O yüzden burada Ethereum'da özellikle 2800 dolar seviyelerinin korunması teknik açıdan önemli bir unsur olarak karşımızda durmakta. Geçelim bir sonraki grafiğimize. Bu da optimizm. Katman 2 projelerinde bugün bir yükseliş görüyoruz arkadaşlar. Optimizmde öncelikle düşen bir trendin yukarıya doğru kırıldığını görmekteyiz. Bakın burada düşen trend yukarıya doğru kırılım. Bununla birlikte... Tepeden gelen düşüşün Fibonacci'sini dibe çektiğimiz zaman burada da 0.236'lık bir Fibo seviyesinin yukarıya doğru kırıldığını görmekteyiz. Yani iki tane pozitif verimiz şu an itibariyle söz konusu. Ancak burada 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara baktığımızda özellikle bu bölgelerin altındayız. Yani 2.80 dolar seviyelerinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama optimizmde kaliteli bir direncin karşımızda olduğunu bizlere söyler nitelikte. O yüzden bu tarafa dikkat etmek ve buna bağlı olarak işlemleri yapmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Phantom projesi. Önceki videomda bahsetmiştim. Bir sonraki grafikte önceki videomdaki bir projeyle ilgili olacak. Phantom projesinin grafiğini ben beğendim özellikle tabi takip edilerek ilerlenmesi şart gibi durunuyor. Şimdi burada bir trend var arkadaşlar. Bu trendin desteğine geldiği zaman yukarıya doğru kendisini atan bir fantomla karşı karşıyayız. Bakın optimizm gibi 200 günlük hareketli ortalamanın altında vesaire değil. 100 günlüğü bugün itibariyle biraz kırmış gibi duruyor arkadaşlar. Bunu göz önünde bulunduralım. Şu an şöyle bakın geldiği seviyeye bakın. Birazcık daha grafiği şöyle yapacağım. Görüyor musunuz? Nerelerden nerelere gelmişiz. Fantom grafiğinde yani bu seviyeler oldukça dip seviyeler yani dip demeyelim ama dibe yakın seviyeler olarak gözüküyor. Ve şu an destek seviyemiz 0.64 dolar bantları ve bunun altına doğru bir sarkma gerçekleşirse bir sonraki seviyemiz 0.58 dolar bantları olabilir. Fantom'u bu şekilde takip edelim. Özellikle bu 0.58 bandında bulunan Fibonacci 0618 seviyesi kritik bir bölge olduğunu işaret ediyor bizlere arkadaşlar ve Esas düşüşün yani şuradan gelen düşüşün düzeltme seviyesi burası diyor. Yani buraya kadar düşer buradan tepki alır yukarıya gider diyor Fibonacci bizlere. Bu bölgeler fena olmayabilir ama FED'i takip edeceğiz. Teknik olarak fena değil ama FED bize tekrar bir çelme takarsa 618 falan dinlemeden aşağı kıralım gelir. Onu da net olarak söylemiş olalım. Bir sonraki projemiz atom projesi. Bir önceki videoda bakın izlemediyseniz izleyin orada bununla ilgili önemli bilgiler sizlere verdim. Şimdi atomun grafiğine şöyle geri çekilip baktığımız zaman şu an günlük bir grafikteyiz. Yani o kadar enteresan bir bölgede ki nasıl bir enteresanlık bakın tepeden dibe gelmiş. Yani son yılların dip bölgelerinde atom. Bence iyi bir proje. Tabi eski bir proje olmasından kaynaklı yeni projelere odaklandığından dolayı bazı kesimler bunları gözden kaçırabiliyoruz. Ama şu bölgeye baktığınız zaman teknik olarak gayet iştahlı bir bölge gibi durmakta. Tabi bu dolar maliyet ortalaması için geçerli. Yani baktığınız zaman burası neresi? Burası dip bana göre. Tabi daha eksiler de var fakat bu eksilere oldukça yakınız. Oldukça yakınız. Şöyle bir kanal var. Bu kanalın dip seviyesi yani en dibi neresiymiş? 6 dolar seviyeleri şu an 8,5 dolar seviyelerinde ve bu paritenin tepe bölgesi 45 dolar böyle bir tepe görmüş vaziyette. Bundan kaynaklı bu bölgeler bence atomun uzun vadeli tutanlar için veya ben tutacak olsaydım gayet makul seviyeler gibi gözüküyor. Tabii herkes kendi kararını verip analizlerini yapıp ve Fed'in kararlarında takip ederek karar vermek durumundadır. Ben burada sadece eğitimsel baz olarak bunu söylüyorum kıymetli arkadaşlar. Evet, verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de bu şekilde düşünüyorsunuzdur ve bana videolarıma, kanalımıza destek vermek isterseniz yorumlarınız ve beğenilerinizle bizleri şereflendirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.